Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüya. Bugün sizlere Castle Clash'ta kahraman nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Videoya başlamadan Rüya'nın YouTube kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Kahramanlar genel olarak 8 yöntemiyle alınabilir. Öncelikle kahraman görevlendirmek ya da benim tabirimle almak için öncelikle kahraman mihrabındaki kahraman denemesine tıklayınız. Bahsettiğim 8 yöntemden birincisi her zaman aktif olmayan sınırlı kiralamadır. Belirtilen sayıda kahraman kristaliyle kahraman veya ruh taşları verir. Kare içerisine aldığım yere tıklayarak rastgele vereceği öğeleri görebilirsiniz. İkinci seçenek her gün ücretsiz olarak bir kahraman verir. Ve o gün içerisinde almak istediğiniz kahramanları 150 mücevher karşılığında verir. Ayrıca her defasında 3 şan puanı elde edebilirsiniz. Beleşten sonra bir defa almak için 150 mücevher, 3 defa almak için 450 mücevher. Burada gösterilen gibi almaya devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 23 saat 59 dakika 15 saniye sonra bedava olarak bir şans daha bana verecek. Üçüncü seçenekte 450 mücevher karşılığında 3 kahraman elde edebilirsiniz. Az önce de bunu görmüştük. Bu da 9 şan puanı vermektedir. Şan depoda nadir bulunan eşyaları değiştirmek için kullanılır. Şuradan dikdörtgen içerisine aldığım yerden görebilirsiniz. Lonca savaşı, kale kuşatma, kale krizi ve kayıp arenadan temin edebilirsiniz. Mücevher ile kahraman çıkarmanız kesin olmamakla birlikte %5 ihtimalle efsanevi kahraman, %60 ihtimalle elit kahraman, %10 ihtimalle sıradan kahraman ve %25 ihtimalle adaktır. Dördüncü seçenek kırık ile deneme. İstediğiniz kahramanı biriktirdiğiniz kırıklarla alabilirsiniz. Burada çok üst seviye kahramanlar yok ancak bunları biriktirip yeti eksper için kullanabilirsiniz. Beşinci seçenek ruh taşları ile kiralama. Resmi etkinliklere katılarak elde edebileceğiniz ruh taşlarını kahramanlar ile takas etmeniz gerekir. İlk seçenekte bahsettiğim sınırlı kiralama ile ruh taşı kazanabilirsiniz. Yani kahramanlar kahraman kırığı ile alınamaz, ruh taşı gerekmektedir. Altıncı seçenek onur rozetleri ile kiralama. Yüksek ihtimalle balçık ya da sıradan kahraman, düşük ihtimal elit kahraman ve çok düşük ihtimalle sıfıra yakın efsanevi kahraman alabilirsiniz. İlk başlangıç maliyeti 500 onur olsa da her ilk kahraman görevlendirmede maliyet artacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam ben burayı 4 kere denedim ve şu anda 1000 onur karşılığında bana yeni kahraman veriyor. Hemen burayı sizinle deneyelim. Balçık, balçık, balçık. 7. seçenek pazardan paket satın alarak kahraman alabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi efsanevi kahraman sihirbazı alabilirsiniz ya da kostüm parçası satın alabilirsiniz. Efsanevi kahraman fırtına yiyen burada var. Burada da aynı şekilde buz kanat. Yani buradan kahramanlığın yanı sıra ruh taşı ya da kahraman parçaları da elde edebilirsiniz. 8. ve son olarak özel kahraman kartları alabilirsiniz. Kartın türüne bağlı olarak rastgele bir kahraman alabilirsiniz. Kahraman kartlarını depodan merit karşılığı alabilir, mesa sandıklarından çıkartabilir ya da günlük ödül olarak alabilirsiniz. Şu anda güzel teklifte bir mücevher karşılığında efsanevi kahraman kartı vermekte. Hemen sizler için alıyorum. Ve aldım. Hemen sizinle buna depodan bakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada. Kullan diyerek kullanalım. Ve bize bir tane. Bu karttan bize efsanevi aşk tanrısını verdi. Nerit ya da Şan ile depodan satın almak için öncelikle depoya tıklayın ve eşya al deyin. İlk seçenek Neritleri takas et. İkinci seçenek Şan takas et. Dükkan akşam 7'de sıfırlanıyor. Efsanevi kahraman kartı almak için 13.000 meritinizin olması gerekmektedir. Bu kartın içerisinde de burada gördüğünüz kahramanlar çıkmaktadır.
Sizinle beraber az önce zaten birini almıştık. Altın paketi, kırık paketi, DP paketi, onur rozeti paketi gibi birçok eşyayı burada Merit karşılığı satın alabilirsiniz. Merit'i de lonca maaşı, ekip zindanları, sefer ve kale krizinden alabilirsiniz. Şu bölümde şan kısmı. Buradan da yeti taşı, evrim taşı, yeti kutusu gibi eşyaları şan karşılığında alabilirsiniz. Hadi şimdi sizinle 5400 mücevher ile kahraman denemesi yapalım. 150 mücevher karşılığında alırsak 36 defa, 450 mücevher karşılığında alırsak 12 defa yapmamız gerekecek. O yüzden ben 450 mücevherle deneyip videoyu çok uzatmadan bitireceğim. Bakalım bu denememizde bize neler çıkacak? Siz de tek seferde kaç mücevher vererek en iyi kahramanlardan birini aldınız? Bunu yorum olarak yazın. Şimdi başlıyorum. Evet, 8. de Medusa aldık. Dokuzda şampiyon kazandık. On birde jelatini şampiyon. Ve bir tane daha jelatini şampiyon çıktı. Kahraman çıkarmak için taktikleriniz varsa bunları da yorum olarak yazın. Ben de benim bilim taktikleri sizlerle paylaşayım. Tabii ben fazla bilmiyorum, ayrı mesele, ama siz yine de benimle paylaşın. Sizin paylaştıklarınızı burada canlı canlı deneyelim. Yanlış saymadıysam iki tane jelatini şampiyon, bir tane şampiyon ve bir tane Medusa gördüm. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak, videoları beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.